Ya biz dış kapının dış mandalıyız yemin ediyorum ya. Bak. Sex shop kureli yapıyordum. Oğlum ne istersin? Motor isterim baba. Kıcım aşağı indi. Mahmut abi. Abi ne yaptın kendine? Anne bu ne ya? Mekanik Motor'un sunduğu Garage Talks arkadaşlar başlıyor. Sevgili dostum Kadir sağ olsun bu bölümde de sponsor oldu. Voge ve Yuki'nin motorlarını satıyor İzmit'te. Zaten videolarımızda bol bol görüyorsunuz. Kardeşim sana selamlar olsun. Bu haftanın konuğu çok sevilen sevgili Mevlüt abi. Abi hoş geldin. Kolaçan mı diyelim? Mevlüt mü diyelim? Kolaçan da daha kolay oluyor. Tamam kolaçan diyelim. Abi hoş geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz kanalımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni bu güzel stüdyoya davetinizden buz gibi stüdyoya davetinizden biraz soğuk. Ortam sıcak ama biraz soğuk. Evet yalan yok. Ben ısıtacağım abi şimdi seni sorularla. Aynen. Şimdi Mekanik Motor Kadir Bey'e buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bölüm sponsoru ya. Evet. Bana bir şey verecek mi? Hallederiz abi sıkıntı yok. Kadir tamam. Bizi kırmaz abi. Tamam, ararız söyleriz. Hatta tanışırız bir şeyler yaparız. Tanışalım. Buradan selam olsun. Şaka bir yana teşekkür ediyorum. Uzun zamandır konuşuyorduk. Biz oturalım mı sohbet edelim. İşte fuar dönümünde atlattık. Nasıl yorulduk ama. Koşturmaca. Bu arada nasılız biliyor musun? Pert gibiydik böyle. Yani artık fotoğraf çekilmek... Ay güzel bir şey bu arada. Çok ben iyi. Çok mutlu oluyorum ama yoruluyor insan. Hani böyle aynı sorulara cevap vermek, insanları kırmadan bir şeyleri yapabilmek. Ne oldu biliyor musun? Sen miydin ya? Sen aradın. Ya da başka biri aradı şimdi. Artık son günlere doğru kafamız o kadar dönmüş, o kadar oksijensiz kalmışız ki. Şimdi biri arıyor. Kim aradığını bilmiyorum. Arıyor. No'ya basmışım. Alo diyorum ses. Alo diyorum ses yok. Yanlık da bana bakıyor. Abi No'ya bastın diyor. Kafa mı kaldı lan? Kafa gitmiş. Konuşuyoruz böyle. Ben ne dediğimi anlamıyorum. O ne dediğini anlamıyor. Böyle boş bir sohbet ediyoruz. Belli bir zaman sonra buranın fişi çekiliyor fuarda. Hani böyle tamam çok güzel dediğim gibi sohbet. Aynı sorular üst üste gelmeye başlıyor. Aynı pozda fotoğraf veriyorsun. Sürekli. Çok oner oldum. Çok hoşuma gitti ama yorucu. Ama tatlı bir yorgunluk da kabul edelim. Tabii canım. Kazasız biraz... belasız. Birkaç motor standtan uçtu böyle gaz verirken onları gördüm ama benim gözümün önünde oldu ama marka vermeyelim şimdi. Neyse ama bir kaza olmadan bitirdik. Yo, eğlenceliydi. Yılda bir kez oluyor. O yorgunluğu da tatlı yorgunluk olarak geçiştiriyoruz. Evet Berat Bey. Sevgili ya, Berotink bu arada bir dakika onu da unutmayalım. Sevgili Berat arkadaşım benim. Onun da bir kanalı var. Moderatörlük yapıyor programımıza. Şimdiden teşekkür ederiz. Aşağıya bir yerlere atıyorum. Buyurun top sizde Berat Bey. Şimdi abi hoş geldin. İyi ki de geldin. Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Ya, kolaçan nedir yani? Nereden çıktı bu isim kolaçan ismi sence? Bunun hikayesi ne abi? Bunun hikayesi ne abi? Herkes merak ediyor. Onun öyle ekstrem bir hikayesi yok ya. Keşke buna bir hikaye yazsam da her yerde onu anlatsam. Bence sonradan uydurup buna böyleymiş gibi yapabilirsin. Şimdi şöyle birkaç sebebi var. Öncelikle ben kolaçan kelimesini çok seviyorum. Hem söylemesi çok kolay. Evet. Akılda kalıcı. Bir de ben Ankaralıyım. K'lerde G'lerde bir problem var ya. Ne kadar Ankaralı da olsan Ankaralı. Hani kolaçan dedim her türlü kibar çıkıyor kolaçan. Bu bir. İkincisi kolaçan etmekten geliyor. Aslında sözlük anlamı belli belirsiz. Etrafı seyretmek, izlemek, erkete yatmak gibi bir şey. Şimdi videoların hepsi öyle değil abi. Bazılarında artık çok daralmışsın mesela. Ben bir tane videonda niye üstümü kırıyorsun diye artık çok sinirlenmişsin. Kolaçan etmekten çıkmışsın ya. Bunun gibi anılarım var mı? Var. Kolaçanlıktan çıktığın anıları böyle. Ben artık kolaçan değilim falan. Ya o benimkiler anlık patlama. O da belli bir seviyeden sonra anlık patlama. Tabii ki de günlük hayatımızda da kendimiz bazen sinir, stres, iş hayatı, koşturmaca, aile hayatı. Bazen nefsimize hakim olamayabiliyoruz. Bazen patlayabiliyoruz ama şey böyle benimki. Hani niye üstüme sürüyorsun falan deyip 2 saniye sonra normale dönüyorum. 25 yıldır motor kullanıyorum. Sağlam bir geçmişin var abi. Trafikte şimdiye kadar hiç böyle yakaya kavga ettiğim, böyle karşı karşıya geldiğim, küfürleştiğim hiçbir anım yok mesela. Güzel. En 25 azından. Yıl içerisinde. Ben bunu gurur duyarak, kendimle gururla söylüyorum. Hiç kimseyle bulaşıp kavga etmişliğim yok mesela. İçinde de mi kalmadı abi? Yani kaldı. Hani ulan yani de seni dedim mi hiç öyle? Şimdi seni var bak içimde kaldı. En fazla 3-5 kere kalmıştır ama hiçbir otomobillere değil. Motorculara. Motorcunun motorcuya gerçekten. Yaptığını kimse bak, yapmıyor. Bak 25 yani. Yıldır hiçbir arabaya ulan keşke aynasını kırsaydım, keşke çizseydim, keşke sövseydim dediğim olmadı. Ama şu motorcular özellikle son yıllarda abi bitiriyorlar beni ya. Bir Reels atmış yine.
içerisine. İsmi çok önemli değil. Gidiyor, sağlam gidiyor. Bak biz de yapıyor. Ben de yapıyorum, yalan yok. Önüne bir anda araba bir atlıyor. Yani bir anda atlamıyor aslında ama hani sen öyle çok hızlı gelirken adamın seni görme ihtimali ne çok düşük. Sen 200'lerin üzerine çıktıktan sonra adamın hep aynada gitmesi lazım seni görebilmesi için. Adam sinyal veriyor, çıkıyor, bir anda patlıyorsun dibinde böyle. Şimdi bunu döveyim mi edeyim mi kafasında bir soru da yazılmış oraya ama girdim yorumları okudum. Lan dedim ne gelmiş merak ettim. Bir tane yorum yoktu haklısın diye. Adam haklı falan filan yapmışlar böyle. Alıyor böyle şeyler ya. Biraz yüz verip aslanını istemekle alakalı ya. Biz motorcular olarak hani hakkımızı savunuyoruz, işte koşturuyoruz, bizi fark edin şunu bunu diyoruz ya. Artık bazı arkadaşlar mesela kuryeler bana çok kızıyor bazen. Hani onların hakkını savunma noktasında çok çalışıyorum ya. Evet. O konuda emeğin hakikaten büyük şimdi, yani. Şimdi ama iyice affedersin işin boku çıktı. Vallahi boku neyinizi savunacağım lan artık sizin falan. Ne oluyor biliyor musun? Biri bana video atmış. Abi işte hava çok soğuk. Valiye söyle siparişleri durdursun. Yak anasının gözü artık. Abi çok yağmur yağıyor. İşte bu havada çalışılır mı? Oğlum senin işin ne lan? Yani kusura bakmayın kurye arkadaşlar. Sizin işiniz ne? Abi üçüncü kata paket mi istenir? Abi iki de döner mi istenir? Beyime bak söyle. Hani ne diyeceğim şey, ben? Kurye arkadaş müsaitse acaba alınmazsa bir sipariş ver. Ama bak bir şey soracağım. Yağmur yağıyor bazen. Ben de evdeyim. Sipariş veriyor. Hepimiz veriyoruz abi. Bu dünyanın böyle bir gerçeği var artık. Karlı, çok aşırı yağmurlarda şey yapıyorum. Tam bir şey sipariş vereceğim böyle. Ya dolapta buzlukta bir şey vardır. Yapayım söyleyeyim de dışarıdan hani o adam. Ha, ben vermezsem başkası veriyor. Böyle evet. Bir gerçek de var. Ama ben elim bazen öyle çok kötü şartlarda gitmiyor telefona o sipariş vermeye ya. Ya ben de vermiyorum. Çok mecbur kalırsam da atıyorum hani illaki bağışsız göndermiyorum ben ama 10 veriyorsam 20-30-40 veriyorum ki en azından gönlünü alayım. Evet. Ama tutup da abi çok kar yağıyor işte vali kapatsın. Yasaklamaları çok seviyoruz biz. Hemen yasaklansın. Tamam senin çalışasın yok. Paraya ihtiyacın yok. Yasaklansın. Sen geçtin oturdun çayını içtin. Ama o gün o paraya ihtiyacı olanı kurye. Ben ha, çalışmak bak, istiyorum diyor. Bu taraftan ben hiç bakmamıştım mesela. Çok güzel. Diyor ki ben borcum var ve çalışmak zorundayım. Sen karda kullanamıyor olabilirsin. Ama benim ekipmanım tam. Kış lastiğim tamam. Isıtmalı elciğim var. Yağmurluğum sağlam. Çünkü işime yatırım yapmışım. En iyisini kullanıyorum. Böyle insan onlar da var kuryeler arkadaşlarım. Ben çalışacağım diyor ya. Bu yaptığın şeyler var ya mesela kuryeleri soruyorsun ne oluyor ne bitiyor. Gördün en maksimum kurye kazancı ne kadardı abi? Aylık max en zirve oha lan falan oldu mu böyle öyle bir şey görüp böyle bunu nasıl yaptın falan böyle merak ettim bu soruyu sormak istiyorum. 120 bin lira fatura kesen gördüm. Ama kurye arkadaşlar ve kurcu olmayı düşünenler şu ayrımı kaçırıyor. Sen ticaretle uğraşıyorsun. Evet. Fatura kesmek ayrı şey kazanmak başka şey. Brüt net buradaki olay. Şimdi sen ne kadar çalışsan o kadar da maliyetin de artıyor. Bakımın, benzinin, bilmem. Emniyin, tehliken, bir şeyin var. Artıyor. 120 bin lira en top noktası benim gördüm. 120 bin lira fatura kesmiş adam. İşte onun %20 KDV'si var. %30-35 yıla vurursam gelir vergisi var. İşte bağkuru var, amortismanı var, motor masrafı falan. Bu tamamen geri kalan senin ne kadar harcadığınla. Yani sen günlük bir çorba içer karnını doyurursun. Öteki adam gider kebap yer, yemek gideri. O giderini mutlaka. Hesapla. Çünkü dışarıdasın. Tabii. Giderlerin de var. Giderin... Yani son dönemlerde insanlar da çok şunu görmeye başladım abi. Özellikle bu sosyal medyadaki kaç para kazanıyorsun... Hani böyle ikili diyalog, röportaj videoları çok fazla görüyorum. Şimdi orada gelen rakamlar, adam geliyor işe başlayacak, asgari ücret. Asgari ücretin biraz yukarısı lan diyor ki öteki türlü. Şimdi ben dışarıdan gözüktüğü gibi söylüyorum. Senin kadar zaten bilemem bu mevzuyu. Sen bu işi hem hakimsin hem yeri geliyor organize ediyorsun bazı şeylerini. Şimdi adam diyor ki ya diyor, bugün asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Hadi üstüne çıktın 4-5 bin lira daha fazla aldın. 22-23 bin lira para alacağım mı diyor. Alırım bir tane motosiklet diyor. Ne zaman istersem kaldırırım, o zaman çalışırım, bu zaman çalışmam. İşte hem gezerim, arkadaşıma doğrarım. Nasılsa kendi işimin patronuyum. Kafasına girip de böyle çok normal işini gücünü bırakıp motosiklet sürmeyi dahi bilmeyen adamların bu tarafa atladığını görüyorum mesela. Girdikten sonra diyor yani istediğim zaman kapatırım, istediğim evet. zaman açarım. Girdikten sonra umduğunu bulmayınca da bana sövüyor mesela. Siz abi sen Fahri Elçisi misin? Yani, bu kurilerin abiliği ve Fahri Elçiliği Fahri niye elçim, sana yapıştı? Fahri abisiyim. Niye yapıştı kazandıkları sana? Zaman abi teşekkür ederiz sayende ekmek parası kazanıyoruz diyen bir tane adam yok. Yani işler düşüyor, artıyor. Değiştiği zaman senin yüzünden diyor girdik diyor borca battım. Gerçekten abi, senin yüzünden mi girdiler? Evet. Abi bu 8 yıl önce başlamış senin YouTube hikayen. Nasıl başladı? Niye YouTube'a atladın. Yani ilk videonu izledim gerçekten hani şey böyle diğer insanlara ya kalitenin çok bir önemi yok. İsterseniz yapıp eğlenerek girebilirsiniz gibi bir videoydu aslında. Çok eğlenceliydi. O bu serüvene nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Nasıl evrildi? Keşke hep ilk videolarım gibi kalsaydım. Eminim herkes aynı şeyi söyleyecektir. Ben de ilk videolarım gibi kalıp hiçbir sponsorlu içerik çekmeden sadece eğlenerek çekiyor olsaydım. Ben de onu istiyorum ama olmuyor. Ama zaman biraz farklılaştırıyor. Önüne çıkan olaylar ve sen
Bu işte hepimizden önce başladım. Hayatta kalmak istiyorsan, evini geçindirmek istiyorsan sponsorlu içerik üretmek zorunda kalıyorsun. Şimdi belirli şeyler yapıyoruz çünkü insanların fark etmediği belli giderlerimiz var. Aynen, bu gözükmüyor. Dur da meşhur konuya geldik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlar kızıyor ya. Ya işte içeriği ücretli almışsın. Evet. Peki sen almaz mıydın? Emek verip bir şeyleri bir yerlere getirip de böyle sana sunulan... Ya bir emek veriyorsun ya, yıllarını vermişsin yani. İnsanlar bazen kendinde şeyi bulamıyor yani. İşime devam edeyim, cesaret edemiyor çünkü çıkıp kendi ayaklarının üzerinde duran, durabilmeyi cesaret edemeyen insanların bunu söylemesi sadece arada bir garip geliyor bana. Bu konudaki fikrini merak ediyorum. Adam bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Sabah 8 akşam 6 veya nasıl bir işler. Bu arada çok saygı duyuyorum. Herkes yapmak durumunda değil. Ama yapabilen insana bu hani taşı atayım da şuna tutarsa falan böyle bir olayına ne diyorsun abi? Sabah bir yorum gelmiş ya. Bir tane takipçim var. Çok sıkı takipçim ve sürekli de küfrediyor. Çok sıkı takipçim, baya baya küfür. Sana mı küfür ediyor, genel mi? Yok, bana. Baya sıkı takipçi. Baya küfür ediyor her videoma. Dengesizim biri. Zaten delikanlı ya da mantıklı bir insan olsa normal ismiyle de böyle abidik gubidik bir isimdir. Bugün de yorum yapmış. Diyor ki işte iyice diyor sponsorlu. Bir de şey dedim yani, fuar çok güzel geçti, teşekkür ederiz. Altına yorum yapmış. İyice işi sponsora bağladın. Eskiden sponsorsuz video çekerdin. Şimdi hep sponsorlu çekiyorsun, gözün doysun. Böyle bir yorum yapmış. Neyinden rahatsız olduğunu anlamadım ama... Şöyle oluyor. Bazı arkadaşlar, ya sıkı takip eden, çok uzun süredir izleyen arkadaşlar biliyor ki beni de tanıyor artık, güveniyor da. Diyor ki bu adam evet sponsorluğu alacak, almazsa gayet doğal. Ama ilk defa izleyen adam ya da bir iki kere izleyen adam şunu diyor. Sponsorluğu yaptıysa, para aldı, kesin para aldıysa kesin beni kandırıyor. Bu gözle bakıyor. Evet. Bu diyor sponsorluysa beni kandırıyordur kesin diyor. Güvenemiyor. Çünkü hep böyle görmüşler. Hep böyle saçma sapan insanları izleyip sponsorlu videoları, sponsorlu reklamları gidip Instagram'daki, hepsi için söylemiyorum ama hani, enerjileri izleyip kanıp bu tür insanlara bizi de aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Parayı izleyenlerin kendisi verse bu kadar rahatsız olmazlar mı mesela? Kendileri vermeyince kendini bir şey mi inşa edilmiş gibi gözüküyor? Deseler ki kardeşim bu kanalı izleyeceksin, video başı 2 lira. Örnek veriyorum, 5 lira. Onu da vermeyecekler. Abone olmaya yeniliyor bedava. Şuradan kal, abone olmayın. Yani şu videoyu küçültüyorsun. Küçük ekranda, bir tam ekranı izliyorsan. Orada subscribe abi, kırmızı abone ol. Tıklamaya bak, bedava. Tıklayayım da daha çok kazan değil mi? İşte bu zihniyet, gördün mü ya? Sen kralsın, gel buraya. Hayırlısı benim zaten. Sayemde yer almışsın, hayırlı olsun. Bu kadar parayı nereden buluyorsun? Yok, şu motoparkın geliriyle aldık abi sanki. Arkadaşlar i̇şte. Gerçekten o kadar da olmuyor. Yani bir hayatımız zaten var. Çalışıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ya Ankara'da kendi kuryelik yaptığım, beraber kuryelik yaptığım bazı arkadaşlarım diyor ki ben bu adamla daha düne kadar diyor paket atıyordum. Şimdi şu havalara bak, fenomen olmuş diyor. Bunu demesinin sebebi ne biliyor musun? Sen ben yaptın. Evet, fenomen oldum. Olmadı. Sen hala kuryesin. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Onun kendi içinde evlilikliğini yaşayıp bana diyor ki daha düne kadar kuryedin. Evet. Ayıp bir şey mi var abi? Hala yapıyorum. Ne kadar bundan güzel bir şey var mı? Helaliyle para kazanmadın mı? Milleti mi dolandırdın? Yani bir mesleği burada görmenin hiçbir anlamı yok. Bence o çok saygı duyulası bu o arada. Şeyden geliyor. Bir iş kuracaksın, hep söylüyorum. Ha. Kurma batarsın. Motor alacağım, bunu mu aldın? İşte hep bir ben. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ya gerek yok bu oğlum falan. La bir kere de destek verin. Bazıları konuşmayı çok seviyor. Allah aşkına. Peki uzun yola çıkıyor musun abi? Çıkıyorum. Nasıl bu uzun yol ortaları nasıl çıkartıyorsun peki? Evet, ben de takip ediyorum ve çok özeniyorum. Kıskanıyorum demeyeyim, çok özeniyorum. Sen böyle minyon motoruna bak, yol ben, yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ha, yine geziyorlar. Ben her konuştuğumuzda Tolga'ya diyorum ki işinden şöyle 3-5 gün izin al. Evet. Çat diye çıkalım. Evet. Çıkalım. Çıkalım abi de işte yani. Bak fuar vardı, o vardı, bu vardı. Hafta sonu video çekecektik. İşte onu yapacaktık. İşten çıkıyoruz, koştur koştur. Hadi bugün bu videonun bir partisini çekelim. Hadi onu yapmazsak burası yürümüyor. Öteki türlü öteki iş gitmiyor. Ne evet. Oluyor? Olan gariban Tolga'ya oluyor. Ne yapsın? Bu garip ne yapsın? Mehmet abi sen söyle. Garip ne yapacak, yapacak bir şey yok. Çalışırız garip. Biz çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Peki sen nasıl çıkartıyorsun rotaları abi? Planlamaları nasıl yapıyorsun? Vallahi bende planlama falan yok. İstanbul'a geliyorum ya sık sık. Evet. Dönüşte her seferinde başka bir yoldan gitmek istiyorum. O olayını çok seviyorum. Yapıyorum. Açıyorum haritayı. Diyorum ki şu yoldan gittim. Aslında birbirine çok uzun yollar da değil. Mesela işte ne o Sakarya'da Kaynaştı mı? Kaynaştı var. Öyle bir yer var. Arifiye, Ferizli var arka tarafları. Oradan girdim. Diyorum ki oradan geçtim ben. Bu sefer bir arka sokaktan geçeyim. Oradan da geçtim bir dahaki gelişme. Bu sefer
yola çıktığımda da şöyle oluyor. Bir ana hat belirliyorum. Çıkıyorum yola. Bir miktar gittikten sonra ya bazen öyle bir yollar denk geliyor ki böyle sürüyorum ya. Yola bakıyorum böyle. Lan ne kadar güzel yolmuş diyorum. Geri geliyorum abi. Gir şurada. O yoldan dalıyorum. O yol nereye gidiyormuş? Çıkıyor mu bir yere? Çıkmıyor mu? En fazla ne olabilir ki? Gördüğüm güzel yola dalıyorum. Birkaç kez kayboldum, öyle videom da var. Da güzel. Bazen şey yapıyorum. Allah'ım inşallah kaybolmuşumdur. Buralar çok güzel falan böyle. Bilerek de kayboluyorum. İyi, öyle. Güzel. Ya abi sen biraz üşümüşsün anladığım kadarıyla. Seni ısıtacak bir soru sorayım. Olmuyorlar. Ya demin nişan konusu geçti de Tolga'nın profilinde bir soru soru kısmında birisi bir soru yazmış. Çok dikkatimizi çekti. Nişan hediyesi motor istenir mi? Yani bu konuyu gerçekten derinlemesine konuşmamız lazım. Bu bir suistimal mi? Birincisi yani şey konuşmamız gereken şey nişan hediyesi. İkincisi nişan hediyesinde motor istenir mi? Bu konuya şimdi bir... Şimdi bunu isteyen kız mı erkek mi? Öncelikle o önemli. Erkek. Herhalde nişanda erkeğe hediye alınıyor saat yani falan. Nişanda ne? Yazık garibime bir saat alınıyor. Başka erkekler lan biz neyiz ki ya? Biz dış kapının dış mandalıyız yemin ediyorum ya. Başka hiçbir şey değiliz ya. Ya bence erkek i̇şte olarak öyle... motor hediyesi yani... Kafamı karıştırmayın. Var 2002 model var aklımda. Buradan artık mesaj alınıyor mu bilmiyorum. Abi, bir de nasıl bir motor tabii. Yani şimdi GS mi, Dio mu? Yani ikisi arasında çok önemli mi? Önemli olan niyet. Yani artık motor istiyorum ben karşı taraftan demek. Bir üstüne abi kız istemeye geliyorlar. Damat falan. Damat ne iş yapıyor falan filan. Oğlum ne istersin? Motor isterim baba. Vermiyorum kızı. Tamam hadi ya kız veya erkek fark etmez. Şöyle erkek olsa çok saçma olurdu mesela benim için. Benden gel size kızımı işte nişan hediyesi motor istiyorum lan. Kalk git ne. Senden istemeyeceğiz de kimden isteyeceğiz abi? Motorun motor denince akla gelen adamsın. Adam gider senden ister. Elini tutuyor, ayağını tutuyor. Git kendi motoru istemiyorum. Allah Allah. Motor alabilecek gücün, işin var mı? Al. İşin yok mu? Zaten kızı da alamazsın. Değil mi? O zaman burada ne işin var lan? Aynen öyle. Ya sen kızımı mı istemeye mi geldin? Ben de motor istemiyorum. Kız babası olunca böyle oluyor ya işte. Allah işte nasip ederse bize de bir gün. Ama kızsa benim kızım ister. Senin kızın ister. Benim kızım ister abi. Ama şöyle olur mesela. İstiyorlar ya 5 bilezik, 10 bilezik. Bilezik istemesin onu yani. Ağırlığınca motor istiyorum. Motosiklet istiyorum. Var yani öyle. Ağırlığınca motor. Ağırlığınca altın muhabbeti var ya. Yani bilezik falan da takıyorlar ya. 3 aşağı 5 yukarı aynı paralar eden bir motor olabilir belki. Yani bu da günden güne kara borsa olduğu için bu iki tekerler artık hani ileriye dönüş yatırım. Bugün bir tane aynen. İşte motor alalım, yarın prim yapar falan. Ama evlilik ciddi bir iş, ciddi bir müessese. Öyle yok motor isterim, yok charge isterim. İyi o zaman kız tarafı motor istesin, erkek tarafı işte Xbox istesin, PlayStation istesin. O ne lan çocuk oyuncağı. Sidik yarıştırmaya gider artık. Çocuk oyuncağı mı oğlum? Zaten ben, değil mi? Nişanlanacaksın herhalde. Var. Kapıda kapı, herkes sırada burada biliyor musun? Böyle değil. Bu konu çok riskli olmaya başladı. Ben değiştiriyorum bu konuyu. Çünkü daha onun bir kuyruk bir şey geçiyor. O da şu an uçurumun kenarında geziyor. Bakma soruları oradan rahat soruyor. Ben daha risksiz bir konuya geçiyorum. Polisten kaçanlar. Daha az riskli bir konu. Bu polisten kaçanlar ve macera arayanlar için ne düşünüyorsunuz? Yani bunların videolarını paylaşanlara, ters şerit yapanlara, bak nasıl kaçtım diye video çekenlere. Ayna kıranlara. Bu işin bir... Ya çok ağır konuşuyorum ya. Ama şöyle de düşünüyorum. Ben de şimdi ufak zamanında... Ufak hareketli cevaplar. Sen yaparsın abi. Zamanında ben de trafik kurallarını esnettim. Ben de plakamı katladım. Kırmızıda geçtim. Bunları söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama ben de kassız çok bindim. Ama hiçbir zaman devletimin memurunu peşinden koşturmadım. Adamın görevi o ve bizim güvenliğimiz için aslında orada ya. Senin o adamı koşturmaya, o adamın işini zorlaştırmaya, o adamın amirinden fırça yedirtmeye, soruşturma açılmasına hakkın yok ya. Adam da işini yapıyor. Doğru söylüyorsun. Yani bir de bunu iyi bir şeymiş gibi, matah bir şeymiş gibi bak nasıl kaçtım. Oğlum Türk polisi yarım saat içerisinde seni evinden yatağından alır. Almıyorsa eğer seni adam yerine koyup da peşine düşmediğindendir. Tamam mı? Buraya böyle bir şey. Gerçekten çok güzel söyledin. Gerçekten öyle. Yani karşı şeritten ara gazı verip tekir yapıp gidiyor. İstisi seni çok affedersin ama o sıcak yatağından çeker alır gece. İtin götüne sokar demek sokar. İstedim ben. Yani. Ama yani polisimiz de bazen ya boşver deyip geçiyor. Umursamıyor yani. Normal evet, yani. O zaman gönder bakalım hareketli bir şeyler. Şöyle çok güzel bir anı. Çok böyle eğlendiğin, güldüğün hatta mümkünse ulan gülmekten süremeyeceğim deyip sağa çektiğin bir anınız var mı? Çok böyle kahkahaların içinde. Ya ben çok merak ediyorum. Soracağım. Çalıştığım dönemde kapıyı açtığın zaman böyle hani hikayeler var ya kadınlar çıplak açtılar kapıyı işte yok çok uygunsuz bir pozisyonda kapı açıldı. Ama falan böyle diyebileceğin vardır ya varsa patlat bir şeyler ya. Şimdi yenge yaktı seni. ama adam ne yapsın yani nereden bilecek? Abi genelde o tür şeyler çok var da normal olanlarını anlatmayayım. Çünkü, enini anlat böyle çünkü, istiyorum ya. Anlat gitsin ya. En çok ya ama müstehcen ya. Anlat gitsin tamam, ya. Çok müstehcen dediğim artık sosyal medyadaki müstehcenlik bizim yanımızda. Hiçbir şey değil.
Birkaç tane var, hızlı hızlı anlatayım mesela. Tamam. Pizza götürdüm evin birine. İşte giriyorsun, girip alt kata iniyorsun. Bizim orada genelde hep aynı insanlar oturur. Girip belli bir semtte girip bir anda bir kat alta indim, hep aynı insanlar oturur. Şimdi söyleyince anlayacaksın. Kapıyı açtım abi, pizzayı uzattım, merhaba dedim. Şöyle bir kafayı kaldırdı. Bir güzel hatun, akıllara zarar. Yani ama öyle böyle değil ya. Yani nasıl tarif ederim bilmiyorum. Allah boş zamanında yaratmış derler ya. İnanılmaz bir güzel. Böyle de şeysin yani hanım. Nasıl bir yandan güzel, nasıl para güzel. Para sayıyor böyle. Para sayıyor bir yandan, verecek. Oo. Evet. Ben de bakıyorum şöyle, diyorum gerçek olamaz diyorum ya bu. Allah Allah, o kadar ha. O kadar güzel. Ama saydı saydı pizzayı aldı, parayı verdi. Teşekkür ederim. Oo, Mahmut abi. Ana, abi ne yaptın kendine? Abi, parayı aldım bir yutkundum. Ben... İyi seni davet etmemişti içeri kapıdan böyle. İstemsizce gözüm aşağı indi. Abi hala duruyor mu? Ha, beklemiyorsun ya öyle bir şey. Garip oluyor insan. Bir şey de diyemiyorsun. Falan dedim. İyi akşamlar mı dedim. Hayırlı işler mi dedim. Ne dedim hatırlamıyorum. Hayırlı işler dedim. Çıktım oradan. Yine başka bir yere gittim. Şimdi kapıyı çalıyorum. Açan yok. Vuruyorum. İçeriden sesler geliyor. 3-4 tane kahkaha falan ses geliyor. Kahkaha tamam. Kahkaha sesi. Neden sesi geliyor? Bilmiyorum işte abi. Ben biraz hayal gücüm fazla çalışıyor abi, şu anda bu hikayeden sonra. Nasıl biliyorum? Kapıyı bir açtık. İçeriden kapının eşiklerinin duman çıkıyor böyle şimdi. Bir tane kadın geldi. Şey giymiş böyle. Entari mi ne? Tüllü bir şey giymiş. Ne bileyim, transparan tüllü. Tamam. Yanına biri daha geldi. İçeri gelsene dedi. Oo. Yok dedi. Bir şey içelim dedi. Yok dedim. Davet ediyorlar. Ha, kibarca mı peki kibarca böyle? Kibarca davet ediyorlar. Ha, güzel, kibarca tamam. Davet ediyorlar. Hiç girdin mi? Yok, hiç girmem. Kesinlikle. Buradan da kesinlikle eve girmek. Değil mi? Asla, sıkıntılı asla, yani. Asla asla. Sonra? İki kişi. Ya bir gariplik yok gibi. Sesleri de normal gibi. Bakıyorum ayak bilekleri ince falan. Ayak bilekleri ince. Değilmiş ayak bilekleri ince. Değilmiş. Işte. Değil mi? O da mı değil? O da değilmiş. İçeriden üçüncüsü geldi böyle bayağı rahat bir şekilde. Yani biplersiniz burayı. Geldi. Ne yapıyorsun? Kadın. Üçü de kadın ama. İşte kadına benziyorlar. Yani dönmüşler mi? Yani dönmüşler. Ama en güzel bahşişi onlar veriyor. En kibar onlar. Vallahi. Yani tam ağızlar bozuk. İnsanlar be falan. En kibar onlar. Eve davet ederler. İşte içecek ikram ederler. Parayı fazla verirler falan. Böyle güzel anlar oluyor. Ama şey, eve girmiyorum tabii. Şeyler de çok rahatsız oluyorduk mesela biz kapıya gittiğimizde. Çok rahat kapı açıyorlar. Kadınlar da erkekler de mesela. Ev haliyle mi? Ev haliyle. Yani kapıya biri gelmiş ya. Biraz toparlan değil mi yani? Hani... Bir sonuçta evet, katılıyorum. Mesela ben bir şey siparişliyoruz mesela. Evde pijamayla da otursam böyle bir kapıya giderken işte gayri ihtiyar bir üstümü düzeltirim yani böyle. Elim bile şöyle bir olur yani gayri aynen ihtiyar. Aynen öyle. Yani erkek kadın fark etmiyor böyle çat diye açıyorlar kapıyı ve çat diye böyle karşında değişik şeyler görüyorsun. O zaman şunu söyleyelim. Buradan evinizde böyle rahat rahat sıcak sıcak otururken arkadaşlar yemekten telefonunuzu sipariş verdiğiniz zaman bu insanlar çalışan insanlar. Bu insanların vakti kıymetli. O yüzden paranızı en azından bir ayarlasınlar değil mi? Kapıyı açtığınız zaman yatak odasında kaldı, orada oldu. Bir cebinde olsun. Bir de düzgün açsınlar kapı. Yani kimse sizi affedersiniz dal taşak görmek zorunda değil yani. Ben bir ara seks shop kureli yapıyordum. Eyvah hikaye. Ya sen bunları niye anlatmıyorsun ya? Ya çok... Abi, soruları boşuna hazırlamışız. Evet, sen değilsin. Çok da böyle anlatınca şey diyorlar ya, kureli çok iyiymiş, biz de başlayalım. Al beni de. Ben eğlencesini seviyorum. Şöyle ben acak üstünde atacağım, kusura bakma. Estağfurullah. Ben hep atıyorum, kusura bakma. Yok estağfurullah. Ben hep eğlenceli tarafına bakıyorum her işin. Hı hı. O yüzden eğlenceli olarak sunuyorum. İnsanlar da zannediyor ki toz pembe. Öyle bir şey değil. Seks shop kuruyla yapıyorum. Bir gün paket aldım. Abi şimdi götürdüm. kargo poşetlerinde gider o öyle. Tamam. İçinde ne olduğunu göremezsin. Tamam. Ama tutuyorsun abi sonuçta. Oo, bayağı iyi bir şey olan. İçinde ne oldu belli yani, anladın mı? Hani ne olabilir ki yani? Tamam. Götürdüm şimdi, kapıyı bir tane hanımefendi açtı. Yanında da işte 10 yaşında çocuk. 8-10 yaşlarında. Kadın da böyle sanki şey gibi yani, yeni gelin gibi affedersin. Hani kendini almamış da gibi ama bilemiyorsun ya kimle sipariş verir. Aldı belli böyle. Bu işler. Çocuğa verdi. Bir yandan da para sayıyor. La çocuğa niye veriyorsun sen? Hı. Verme değil mi çocuğa? Elinde tut ya da ben tutayım. Çocuğa verdi şimdi. Kadın parayı saydıkça çocuk şöyle yapıyor bak. Anne bu ne diyor? Karıştım orası. Oğlum dur diyor şimdi, bir yandan sayıyor. Çocuk şöyle bak. Anne bu ne ya? Ay Allah'ım ya Rabbim. Oğlum kırarsın ya. Kırarsın. Yapma abicim diyorum şimdi. Ne ki bu abi falan diyor çocuk. Bağırarak söyleme isteği.
Dedim ki alın isterseniz. Dedi. Bir şey olmaz dedi. Saydı saydı. Herhalde o da bilmiyor içinde. Kaç para abi bu, ne kadar saydı ya? Ya kaç şey para abi, öyle bir bilmiyorum oyuncak? Bilmiyorum ki, kumbarayı mı bozdurmuş, ne yapmış? 5 lira. O zaman tam da 5 lira 10 lira falan sayıyordu işte. Yani hani atıyorum 300 lira olsa onlar 20 şey lira sayıyor yani. Çok garip oluyor öyle şeylerde. evin birine gittim, gidiyorum. İşte 20 kilometrelik mesafe. Mağaza da şey numaramı vermiş. Adam aradı şimdi, diyor ki ya acil getirebilir misiniz? Çıkmam lazım diyor. Nerede? Asmayla açmış kapıyı falan böyle. Ben de bilmiyorum. Anahtar mı istemiş acaba? Ben de bilmiyorum içinde ne var şimdi. Bilmiyorum tamam. Siparişi. Çabuk getirebilir misiniz? Çıkmam lazım dedi. Dedim ki ya akşam trafiği çok yoğun. İşte 15-20 dakikaya gelirim. Tamam dedi, kapattı. 5 dakikadır bir daha arıyor. Bir de aradıkça ben duruyorum. Yani interkom falan da yok o zaman. Açıyorum falan. Vakit kaybı. İşte bir arada iki ara dedim ki beyefendi getiriyoruz dedim yani. Aceleniz ne? Ya dedi ben çıkacağım, geç kaldım falan. İyi dedik, neyse yardır gidiyorum ben de. Gittim abi, adam kapıyı şöyle yarım açtı. Aldı. Kapıyı örttü şimdi. Para? Hızlı. Hazırlanmış zaten. Ha. Çıkacakmış ya. Ha tamam. Ben de dedim çıkacak. Şimdi aşağı indim ben de rahat rahat. Geldim işte kaskıma, eldivenimi falan takıyorum. Pijamalı bir adam indi aşağı. Bayağı pijama terlik. Dedi ki bu patlak. Ne patlak dedim. İşte bu dedi şişme kadın almış. Aa. La oğlum sen ne ara şişirdin? Ne ara üfledin lan onu? Ne ara şişirdin? Ne ara? Hani o kadar ihtiyacım var ki şu an. Adam şimdi onu çabuk gel çıkacak. Tabuk. Çabuk gel. Meğersem çıkmayacakmış. Başından vurmuş. Ne yapmış? Geldi bu patlak. Bana ne dedi? Ya ben de şey anlamadım ya. Ne patlak dedim. İşte kadın dedi. Hay Allah'ım dedim ya. Dedim dedim patlağına çatlağına biz bakmıyoruz. Biz hadi denemedik dedim abi. Ben dedim içinde ne var onu bile bilmem. Ben getirdim dedim. Bunu geri götür, bana yenisini getir. Dedim siz çıkmayacak mıydınız? O seni ilgilendirmez dedi. Peki dedim, sarışın mı esmen nasıl olsun falan. Hatta dedim beni ilgilendirmez. Ne halin varsa gör. Ben yama yap deseydin abi. Motosiklet yaması. Bir şamiyel yaması verseydin ona. Çok garip insanlar var ya. Ama en eğlenceli kuryelik dönemimin en eğlenceli işi de o dönemdi yani. Evet tabii ki güzel malzeme hani çıkmıştı. Götürdüğün yani her malzeme çünkü. Sürpriz piyango. Ne çıkacağı belli değil, değil mi? Bazı şeyler belli oluyor. Evet kardeşim. Peki yani bir sosyal medya tercih etseniz ikiniz de, herhangi bir sosyal medya platformu ve sadece buradan artık ilerleyeceğim deseniz hangisini seçerdiniz? YouTube'da para YouTube veriyor. YouTube ben seviyorum. Kendimi ya orada para, daha çok ifade ettiğimi. Para işin şakasıydı, böyle para göz gibi görmesinler de. Yani YouTube'da böyle uzun yapabiliyoruz ya abi. Kendimi ifade edebildiğimi hissediyorum. Ama bu sosyal medyadaki akış hızı bizi birazcık YouTube'u yavaşlattı gibi. Çünkü insanlar çok hızlı içerik tüketmeye alıştı. Ha, biz de yapıyoruz ya şimdi mesela sosyal şey Instagram'a daha farklı bir içerik. Kısa da motor. Daha rahat pratik. Aslına bakarsan Instagram yapmak daha pratik. Yanlış mıyım? Daha hızlı sonuç tabii alabiliyorsun. Daha yüksek görüntülenmeler ve daha hızlı vakitte hemen hazırlayabiliyorsun yemeği. Yani hazır yemek gibi birazcık daha. Bu YouTube. Mangalı atacaksın, kömürü atacaksın, yakacaksın altını, eti şişe geçireceksin, pişireceksin. Oldu mu, olmadı mı yanına biber çekeceksin, köz tabii yapacaksın. Yani burada vakit fazla. Kendini güzel ifade edebiliyorsun. Rahatsın. Orada böyle hadi 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 hep biri böyle arkanda böyle hadi 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 diyen böyle biri varmış gibi hissediyorum ben. YouTube biraz daha içerik üreten adamın yeteneklerini ön plana çıkar. Süper. Bunun için çok seviyorum ben. Evet. Yani dediğin gibi kendimizi çok iyi ifade edebiliyoruz ve yeteneğimizi de rahatlıkla sunabiliyoruz. Şimdi Instagram'ı tercih etsem ya da TikTok'u tercih etsem ki Allah muhafaza. Hani orada ne yaparsan yap rakibin çok. Evet. Rakip dediğim yani sokaktan geçen bir adam işte görüyoruz, bazen çok güzel içerikler çıkıyor. Yani dağdaki çoban bile işte ya diyor, bir bakıyorsun 5 bin izlenmiş. Evet. Sen burada götür yırtıyorsun 100 bin izlenmişsin. Kısa videolarda kimin yetenekli, kimin doğruyu anlatıp anlatmadığını çok idrak edemiyorsun. Ama YouTube'da ben olsam YouTube'u tercih ederdim. YouTube ana akım YouTube bence. Bence de yeni televizyon. Sence sen de YouTube'dasın. Yani ben herhalde YouTube'u tercih ediyorum. Seviyorum YouTube'da olmayı. O zaman çok klasik bir soruyla bu söyleşiyi, bu güzel videoyu bitirelim de. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 motor. Güzel soru. Sarışın. Kızıl. Abi yanacak olan sensin, uyandırayım. Biz bekarız hala. Abi adaya düş. Adaya düşünce motoru ne yapayım Allah aşkına adada. Ya o hikaye sonu şey yani. Hani üç tane makine. Olsan... Ada büyük gibi düşün abi sen de. Küçük bir adaya tek abi kişilik böyle düşün. Abi nasıl bir adada olacağız? Böyle bir şey sürebilecek miyim? Ada Bill önemli. Gates'in, Bill Gates'in bir adası gibi bir adada olacaksın. Hiç yani bilmem ki ben Bill Gates'in şimdi yokuş yapma ki. Cevap verecek şimdi. Süper sport almazdım ya. Ben dom olarak motosiklet sürmekten aşk olsun abi. Böyle dedim vallahi kalbim öldürdü şu anda. Keyiften ben almıyoruz. Biz de bir şeyleri seviyoruz. Abi ne şöyle yani? De şey ya. Yani şöyle de motosiklet. Şöyle de motosiklet. Haklısın öyle ama yapacak bir şey. Bir de deri tulumu giyince daha başka oluyor biliyor musun? Böyle hap diye çıkıyor böyle. Allah'tan sevinim benim Toto çok yok. Küçük de böyle tulum falan sevinim bol saygı duruyor alttan giyince. Sevine saygımız var da hani evet, ben şakası. Allah razı olsun. Ya bir scooter alırdık. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Çin'e bile razıyım. Terlik. Adada her işim. Terlik. Hani
Çadırdan çıktın, kokonat almaya ondan gidip geleceksin. Aynen, scooter alırdım. İki tane yeter bana ya. Ne yapacağım abi üçüncüyü? Bir de benzin parası. Ya belki cross mross tarzı bir şey olabilir. ATV olur. Cross olur ya. Ben kesinlikle bir tane iki zamanlı enduro'yu koyardım. Tamam, şimdi oldu. Banko koyardım. Çünkü ada ortamı böyle vahşi, jungle'ın içine, doğanın içine girmeyi seviyorum. Asfalt varsa bir tane mutlaka bir süper sport alırdım. Diğeri de tahminimce enduro'dan ziyade bir Goldwing olurdu diye düşünüyorum. Yani böyle otomatik. Müziğimi de açayım. Bakın havamdayım lan, Goldwing'le çıkayım falan. Arada yalnız mıyız? Adada yalnız mıyız diyor. Yalnız mıyız? Yani detay verir, bize bir şey denmedi abi. Sen değilsin. Sen oradaki altın madenlerini arayacaksın, öyle diyelim. Sen tamam, yalnız ol. Goldwing alırım o zaman. He? Olur mu? Olur abi. Olur mu? Hatta süper sport bile alabilirim yani sonuçta. Tamam abi, hayırlı olsun. Çekin. Sese gelirler. Anlaştık. Belki. Evet arkadaşlar, Garage Talks'un sonuna geldik. Buradan bize, bu bölümümüze sponsor olan Mekanik Motor Kocaeli'ye çok teşekkür ederiz. Sevgili Kadir dostum, bu aralar bizden emeğini, şeyini, yardımlarını esirgemiyor. Çok teşekkür ederiz. Sana da tekrar çok teşekkür ederiz. Kapanış yaptık için. Mı? Yapıyoruz kamu şu anda. Kamu spotu yapacağız. Kamu spotunu unuttuk. Ver abi kamu spotunu. Kamu spotu. Patlat. Arkadaşlar, sevgili sosyal medyada video paylaşın arkadaşlar. Kamera da tabii ki kullanmamız gerekiyor. Kamera da kullanalım ama lütfen kameradan önce eğitim alalım. Kameraya vereceğiniz 20 bin liradan korkmuyorsunuz ama eğitime vereceğiniz 3 liradan 5 liradan kaçıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki eğitimler çok pahalı. Sosyal medyada paylaştığınız, o kameraya kaydettiğiniz görüntüler sizi ömrünüz boyunca fenomen yapmaz. En fazla 1 ay, 2 ay, 3 ay, belki 1 sene sonra unutulursunuz. Ama almadığınız eğitim hayatınız boyunca unutamayacağınız acılar verebilir. Son zamanlarda gördüğüm böyle kaskı yarım takma veya koluna kaskı giyip böyle motosikletle şekil, evet güzel bir şey, katılıyorum. Zamanında yapmadık mı? Yaptık ama ne olur bunu yapmayın. Özellikle trafikte çok görüyorum. Evet, o kaskın içinde terliyor olabilirsin. Katılıyorum. Veya kolunu böyle takıp bir kız arkadaşınla da buluşmaya gidebilirsin. Hani o saçların bozuldu bozulmadı hikayesine. Lütfen o ekipmanınızı doğru şekilde takıp, hatta takmakla bırakmayın. Lütfen alttan bağlayın ki bir sonraki buluşmanıza, bir sonraki şekil yapacağınız güne birazcık daha fazla böyle bir hayat yaşayın. Çünkü kask böyle kafanızda yarım takılıyken, çeneniz açıkken, hani o kaskın şu kadar durmasının bence hiçbir anlamı yok. O tamamen tam bir şekilde takılması gerekiyor. Diğer ekipmanları geçtim. Ne olur kaskımızı düzgün takalım diyorum ve bu bölümü kapatıyorum artık abi. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yok. Kapatalım, çayımızı içelim. Evet, kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Garage Talks'ta başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şuradan kolaçanı atıyorum. Buradan ben Berat Aydın'ı atıyorum artık. Motopark TV'de hepimize abone olursanız like'ları, mic'ları artık onları size bırakıyorum. Yapmasanız da aman canınız sağ olsun diyorum. Yapın yapın. Yapın. Arkadaşlar çok rica ediyorum. Görüşürüz. Thank you.